aşığım diyorum sana, anlamıyor musun sen? İyi, ne güzel işte, aşıksın. Ama kızım boyu benden uzun, anlamıyor musun? Olsun. Ne olmuş yani kız senden uzun olsa? Yapma baba ya, ben Deniz Akka ile Okan Bayülgen gibi dolaşamam. Oğlum, o zaman git kendi boyuna göre biriyle birlikte ol. Şart mı öyle Okan Bayülgen gibi uzun kızlarla beraber olman? Seviyorum baba, ne yapayım? Aşk bu, boy dinlemiyor ki. O zaman boyunun uzamasını bekleyeceksin. Benim yapabileceğim bir şey yok. Matematik ödevin olsa bir şeyler yapardık ama... Baba, bütün sınıf kızın peşinde. Benim onlardan daha önce bu işi bitirmem lazım. Biliyorum, kız benden hoşlanıyor ama... arada tek bir problem var, o da boyumuz. Şöyle bir 10 santim daha uzun olsaydım ne olurdu? Oğlum, kız senden gerçekten hoşlanıyorsa boy o kadar da önemli değil. Sen hiç merak etme. Önemli baba, durum bildiğin gibi değil. Çünkü kız benden hoşlandığını kendi de bilmiyor. Oğlum bu iş o kadar da zor değil. Kadınlar çok çabuk kanar. Sen yeter ki ne yapacağını bil, bu açığı kapatabilirsin. Boy farkı o kadar da önemli değil. Peki ne yapacağım baba? Romantik olacaksın. Yavaş yavaş ama gizemli konuşacaksın. Hadi romantik olmayı anladım ama gizem olayını anlayamadım baba. Şimdi şöyle, konuşurken başka taraflara bakacaksın. Dalıp gideceksin. Seni başka şeyler düşünüyor zannedecek. Sanki acayip düşüncelerin var da söyleyemiyorsun. Anladın mı? Anladım. Ha bir de espri olayı var. Unutma, kadınlar kendilerini güldüren erkeklerden çok hoşlanır. Evet, biliyorum. Ama pek işe yaramıyor. Neden? Kızlar benim esprilerime çok gülüyor ama hep Burak'la çıkıyor. O zaman senin hem komik hem de romantik olman lazım. Hem de uzun. Oğlum, kadın ruhunu iyi bilirsen eğer uzun olmana gerek yok. Bak bak bak, kadınlar hakkında ne kadar da derin bilgilere sahipmiş beyefendi. Çiçek verdin mi iş biter. Gerçi bu seni biraz light erkek yapar ama artık ne yapalım, köprüyü geçene kadar ne gerekiyorsa yapacaksın. Baba, bu dediklerin benim boy farkımı ortadan kaldıracak mı? Yoksa boşa mı kürek çekiyoruz? Oğlum tabii ki kaldırmayacak ama dikkati başka taraflara çekerek onun görmemesini sağlayacaksın. Kaçak dövüşeceksin yani. Aa Emre'ye bak, ne kadar kısa, cüce Emre demeyecekler. Bunun yerine Emre ne kadar romantik, ne kadar esprili bir çocuk diyecekler. Çaktın mı köfteyi? Sonuç olarak ben yarın ne yapacağım onu söyle baba. Hemen romantik bir şiir ezberleyeceksin. Şiir kitabın falan var mı? Kap gel hadi, hadi. Yok ama internetten indirebilirim. Önce güzelce giyineceksin, tamam mı? Acayip janti olacaksın. Ondan sonra da eline bir tane yanar dönerli çiçek alacaksın, vereceksin kıza. Ardından da iki tane espri patlattın mı, ne boy farkı, ne renk farkı, ne kur farkı, hiçbir şey ortada kalmayacak. Sen güven babana ya, ben biliyorum da konuşuyorum oğlum. Faydası olur mu dersin? Oğlum sen beni dinlemiyor musun? Okan Bayülgen bu kadar boyuyla nasıl yaptı sanıyorsun? Böyle mi? Herhalde. Sen babana güven oğlum, biz biliriz bu işleri. Biz kaçak kurasıyız, sen güven bana. O zaman ben hemen bir şiir indireyim. Yarın büyük gün. Sonucu çok merak ediyorum. Fırla hadi. Anlattıklarını duydum Haluk. Neyi duydun? Kadınlar hakkındaki engin bilgini. Bak canım, o herkesin bildiği ufak tefek şeyler. Öyle önemsenecek bir şey değil. Suçlusun Haluk. Ne hakkında? Davranışların hakkında. Ben senin bir kadına nasıl davranacağını bilmeyen kaba bir insan zannederdim. Oysa sen bir kadına nasıl davranacağını çok iyi bilen kaba bir insanmışsın. Ya bir dakika. Bunu daha açık aktarabilir misin? Ben bir şey anlamadım ya. Emre'ye anlattığın her şeyi bana da yapmanı istiyorum. Niye? Ben senden kısa değilim ki. Konuyu saptırma. Bundan sonra sen de romantik olacaksın. Bana şiirler okuyacaksın. Her gün eve eline çiçekle geleceksin. Baba, acayip bir şiir buldum. Hadi lan yürü. Senin yüzünden light erkek olacağız şimdi. Köprüyü geçene kadar. Oğlum çaktın mı? Kızım olur mu öyle şey? 15 yaşında bir kız çocuğu tek başına geziye gider mi? Tek başıma değil baba, bütün sınıf gidiyoruz. Ben yangını sevdim. Yandığım zaman işte böyle. Ben sevdim mi adam gibi severim. Oğlum bir sus ya, iki kelime laf konuşuyoruz şurada. Şiir ezberliyorum baba. İçinden ezberle o zaman. Verin bakalım tabaklarınızı. Meltem, Duygu Kapadokya'ya falan gidemez, haberiniz olsun. O kadar da değil yani. Neden gitmesin canım, bütün sınıf gidiyor. Hem öğretmenleri de başında. Allah Allah, iki tane öğretmen gidiyor diye hiçbir şey değişmez. Bir sürü erkek, otobüs, oteller... Yok yok, olmaz öyle şey. Unutun. Ama baba, sınıftaki herkes gidiyor. Ama okul gezisi bu. Bırak bari çocukların kişiliği gelişsin.
Mutfak. Evet, geliyorum. Ben sevdim mi? Adam gibi severim. Ben yangını sevdim. Yandığım zaman da işte böyle. Ben sevdim mi? Adam gibi severim. Oğlum hadi geç kalacaksın. Baba. Baba. Ne var oğlum? Ne bağırtırıyorsun? Çanta, ben çantamı unutmuşum. İyi tamam, hadi bekliyorum dışarı. Baba gel ya, gel. Ne? Para versene. Ne parası? Haftalığını daha dün almadın mı? Ya çiçek parası. Sen kıza çiçek al demedin mi? Çiçek al demedim. Çiçek ver dedim. Kopar bir bahçeden ver gitsin. Yapma baba ya. Karizmamı iki paralık etme. Zaten boyum kısa. Emre hadi oğlum, ablan gitti bile. Hadi baba ya. Okula geç kalacağım. Al bakayım. Akşama sonuncu bildirim. Hey hadi fırla. Hadi iyi günler. Hadi iyi günler. Ne parası verdin sen ona? Ay, kitap alacakmış ya. Bu Orhan Pamuk'un son kitabını almak istiyormuş. Merak etmiş de. Hadi verin. Emre ne bu haline oldun? Ne oldu, zayıf falan mı aldın? Taktiklerim bir işe yaramadı baba. Of, sıkıldım ben bu çocuğun kız meselesinden ya. Ne demek bir işe yaramadı? Sen becerememişsindir. Geç şuraya da anlat. Seni dinliyorum. Kız bütün esprilerime güldü. Çiçeği de aldı. İyi işte, ne güzel. Ama sonunda Burak da gitti. Şiiri de okudun mu? Zaten kız da şiire güldü baba. Kız yanlış şeye gülmüş oğlum. Nereden buldun bu kızı? Kızı ben bulmadım baba. Sayende kaybettim. Kesin sen abuk sabuk bir şey yapmışsın. Benim acıları okuzamam lazım. Basket oyna. Ya herkes aynı şeyi söylüyor. Kesin uzar mıyım? Tabii uzarsın oğlum. Sen hiç kısa basketçi gördün mü? Adı üstünde 12 dev adam, böyle bak bak bitmiyor. Basket oynayınca insanın boyu nasıl uzuyor baba? Zıplıyorsun ya ha babam. Her zıplama uzamana yardım ediyor. Bir santim uzamak için kaç kere zıplamak lazım baba? Ne bileyim ben Emre. Niye bu abuk sabuk soruları soruyorsun ki bana? Hayır yani. Öğrenirsem hepsini sabaha kadar zıplarım, olur biter. Bir bakmışız yarın sabah okula İbrahim Kutlar gibi gitmişim. Ne dersin? Emre git oğlum odana, ders çalış. O zaman ben bu işe hemen başlayayım baba. Sabaha kadar İbrahim Kutlay seviyesine gelirim. Gerçi o zaman manken olayına da girebilirim. Odana dedim, havuç hemen. Ya baba dinle ya. Yürü dedim. Hadi hadi hadi, hemen odaya 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 odaya. Ama bu ne? Emre oğlum. Oğlum yoksa sabaha kadar basket mi oynadın? Oğlum ne oldu sana böyle birdenbire? Evet baba, hesap yaptım. Bir insan 10 yılda ne kadar zıplayabiliyorsa ben de hiç uyumadan o kadar zıpladım. Hayır baba. Bu patenlerle boy sorununu ortadan kaldırıyorum baba. Müge artık benim. Haydi bana eyvallah. Oğlum dursana. Emre. Çocuğum böyle gidilmez ki okula. Buraya gel. Oğlum önünü de giymemişsin. İlk ders beden anne. Kızım bari sen göz kulak ol kardeşine. Beni hiç ilgilendirmez anne. Hatta okulda sorarlarsa tanımıyorum diyeceğim. Ya bırak gitsin canım. Madem öyle iyi hissediyor kendini gitsin. Haluk ne yapacağız biz bu çocukla? Çocuğun nesi var canım? Ablası gibi Kapadokya'ya gitmiyor ya. Allah Allah. Aa baba. Aa, merhaba baba. Damat. Dün gece gözüme uyku girmedi. Ben düşündüm taşındım. Bütün paramı turizm sektörüne yatırmaya karar verdim. Vallahi çok iyi edersiniz baba. Benim turizmci bir arkadaşım var. Daha şimdiden rezervasyonlar full diyor. Babacığım bari bir kısmını mevduatta tutsaydın. Hayır kızım. Yaz geliyor. Turizm patlaması olacak. Kesin. Amanın. Ne oldu Emre? Emre? Emre oğlum ne oldu sana? Biri bir şey mi yaptı? Oğlum ne oldu? Bir şey olmadı. Sadece küçük bir sıyrık. Aslında her şey yoluna gidiyordu. Benim patenler aradaki boy farkını kapatmıştı. Ta ki Müge merdivenlerden inene kadar. Sen ne yaptın? Patenlerle mi inmeye kalktın? Hayır baba, inmedim, düştüm. Hem merdivenlerden düştüm hem de Müge'nin gözünden düştüm. Oğlum yürü hadi, biz de bir doktora götürelim. Hadi, hadi güzel oğlum, hadi gel. Hadi. Ya önemli bir şey değil anne. Küçük bir sıyrık sadece. Hem ben bugün doktora gittim. Yarın sabah yine gideceğim.
Hoş geldiniz. Babacığım hoş geldin. Anneciğim hoş geldin. Aa, kızım niye televizyon açık değil? Aç şu televizyonu da borsa haberlerini dinleyelim. Ha doğru. Aa, ne oldu ayol bunun kafasına? Yok bir şey anneanne. Sadece iş kazası. Şşş biraz. Sevgili seyirciler, bugün borsada Kapadokya'ya bomba kondu dedikoduları turizm hisselerinde büyük düşüşe neden oldu. Hisseler taban yaparak %20 oranında değer kaybetti. Anlamadım şimdi ne olmuş turizm hisselerine? Bunun bir yalan olduğunun anlaşılmasından sonra hisse senetlerinde belli bir miktarda kıpırdanma olsa da uzmanlar sektörün bu krizi kolay atlatamayacağını belirterek küçük yatırımcının dikkatli olmasını istediler. Ne demek oluyor bu? Şu demek oluyor ki turizme yatırım yapanlar battı. Siz su sektörüne yatırım yapmıştınız değil mi baba?